Herkese selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda code ne olduğundan ve öneminden bahsetmeye çalışacağım. Önceki videolarımın yani İngilizce videolarımdan birisinde kısaca bir bahsetmeye çalışmıştım ama bu videoda biraz daha detaylandırıp Türkçe olarak anlatacağım. Umarım merak edenler için faydalı bir video olur. review süreci yazılan kodlar üzerindeki hataları proje canlıya alınmadan önce bulmaya yarama ya bulmak için yaptığımız bir süreç aslında. Sadece hataları bulmaya değil bir anlamda kodun kalitesini de istediğimiz standartlara getirmek için yani daha iyi bir hale getirmek için izlediğimiz bir yöntem. Bununla beraber tek bir bakış açısıyla yazılan kod veya tek bir bakış açısıyla çözülmüş bir sorun belki daha büyük sorunlar da çıkarabilir. Çünkü çok fazla insanın yaptığı revivlerde yani çok insanın revi yaptığı durumlarda bile canlıdan çok fazla hatalar dönebiliyor. Yani bu durumda tek bir bakış açısı değil farklı insanların bakıp bunun üzerine kodun üzerine yorum yapması gerçekten değerli ve önemli bir şey. Yani bu sadece yazılım alanında veya kod alanında değil herhangi bir işte tek bir bakış açısıyla değil de farklı insanların görüşünü almak her zaman bizim için yazdığımız iş için kesinlikle geliştirici ve iyi bir yöntem olacaktır. Peki kodlayıcı süreçleri tam olarak nasıl ilerliyor? Birazcık bundan bahsedeyim. Git kullanan sistemlerde yani Git source kontrol yapısını kullanan sistemlerde genelde pull requestler üzerinden ilerliyor. Yine aynı şekilde TFS tarafında da kodu çekinlemeden önce aslında direkt review etmesini istediğiniz kişiye gönderiyorsunuz ve onun onayı ile beraber çekin yapabiliyorsunuz gibi bir süreç var orada da. Ama dediğim gibi çoğunlukla şu an takımlarda pull requestler üzerinden ilerliyor. Yani siz yazdığınız bir kodu lokalinizden mastera yani işte herkesin ortak olarak kodları okuduğu yazdığı ve canlıdaki versiyon veya işte canlıya çıkacak olan versiyon üzerine kodunuzu gönderme isteği yapıyorsunuz. Bu linki arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Yani pull request linkini arkadaşlarınıza gönderdiğinizde onlar da bu kodu inceleyip size aslında o pull request içerisinde yorumlarını iletiyorlar. Yani işte kodlarınızın değişikliğinin göründüğü bir liste gibi düşünün. Alt tarafta da yorum yazılabilen bir bölüm var ve sizin review etmesini istediğiniz kişiler buraya yorumlarını ekliyorlar. Siz de düzenlemeleri yapıp tekrardan onlara istekte bulunuyorsunuz gibi bir süreç oluyor aslında. Bu şekilde aslında ilk pull request'i oluşturup bunun linkini arkadaşlarınızla paylaştığınızda e, kod sürecini başlatmış oluyorsunuz. Kod yapılma sürecine geldiğimizde ise farklı yazılım takımları için farklı süreçler olabiliyor. Yani şu şekilde siz atıyorum takıma yeni giren birisiniz. Yani ya takıma yeni girdiniz veya junior'sınız ilk işiniz gibi düşünelim. Sizin revinizi takımdaki deneyimli insanlar yapabiliyor. Genelde de bazı büyük kurumsal firmalarda vesaire bu şekilde ilerliyor. Yani 10 kişilik bir takım düşünelim. 3 kişinin işte yap yapma ve onaylama yetkisi bulunuyor. Bu kişilerin yetkisinden yani onayından geçtikten sonra kodunuz işte ortak kodun olduğu bölüme geçirilebiliyor. Burada dediğim gibi sadece deneyimli insanların yapmasının sebebi işi daha da kontrol altına almak. Ama doğrudur yanlıştır. Burası ayrıca tartışılır. Deneyimli insanlardan kastımız ne? Aslında o business'ta, o projede veya o altyapıda çok uzun süredir çalışan insanların review'üne tabi tutulması demek. Yani yeni giren bir insan için direkt reviewer olarak atı atanmıyor. Genelde o da birazcık alışılması vesaire bekleniyor. Deneyimli olsa bile İkinci bir yöntem olarak aslında ilk yöntem birazcık şeyi kısıtlıyor. İlk başta Kodriyev'i anlatırken ben size bakış açılarını, farklı bakış açıları her zaman iyidir demiştim. Aslında burada Junior bir developer'ın bakış açısıyla, işte Senior'ın developer'ın bakış açısı yine farklı olabilir. Yani bu iyidir, bu kötüdür kimse diyemez. Bu yüzden ikinci yöntem biraz daha aslında bence daha iyi bir yöntem. Yani takımda atıyorum 5 kişisiniz. Yeni bir takım olduğunu düşüneyim küçük. siz bu pull request'i oluşturdunuz ve 4 kişinin olduğu gruba işte chat konuşmanızın içerisine attınız pull request'in linkini. Burada takımdaki 5 kişiden atıyorum hepsi inceleyebilir, hepsi review edebilir konumda oluyor bu yöntemde. Ee, şöyle bir kural koyuyorsunuz sadece. 2 kişinin onaylaması bu pull request'in işte merge olması için yeterlidir. Yani 2 kişinin kod review'inden geçmesi yeterli oluyor. Hangi 2 kişi vakit bulur da bakarsa veya daha büyük işler için belki 4 kişi birden veya takımca bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu yöntemde biraz daha aslında deneyimi deneyimsiz ayırmadan genelde kişilerin farklı bakış açılarıyla işe yaklaşarak orada review yapmasını sağlamış oluyorsunuz. Bana kalırsa en iyi yöntem bu. çünkü herkesin review yapma yeteneğini de ortaya çıkarmış oluyor. Herkes review içerisine girmiş oluyor. İşte kodun nasıl incelendiğini görmüş oluyor. Bu sayede farklı bakış açıları aslında projemizdeki hata çıkabilecek noktalar daha da kısıtlanmış oluyor. Yine deneyimli insanlar kodu inceleyebiliyorken deneyimsiz veya işte o ekipte de deneyimsiz kişiler yine kodun review'ını yapabiliyor. Şimdi Codriven'in ne olduğundan ve işte yapılabileceği yöntemlerden kısaca bahsetmeye çalıştım. Şimdi son bir konu olarak aslında bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi Codriven'i yaparken bir taraf bir yorum yazıyor, diğer taraf bu yorumu alıyor, bu yorum üzerinden aslında değişiklikleri veya istekleri tekrar düzeltip tekrar gönderiyor gibi bir süreci var temel olarak. Buradaki mantık şimdi atıyorum size bir deneyimli insan veya bir takım arkadaşınız bir yorum yazdığında kodre üzerinde bunu asla kişisel algılamamanız gerekiyor. Buradaki amaç hem projenin ihale gelmesi, hem sizin gelişmeniz, hem de ekibin aslında kalitesinin, kodun kalitesini arttırma, arttırmasını sağlamak. Ya yani bu durumda buradaki yorumları asla kişisel olarak algılamamak gerekiyor. E deneyimli olan veya işte kod yorum yazan kişinin tarafından baktığımızda da onların da karşı taraftakini rencide edecek, kıracak şekilde değil de aslında daha olumlu, daha e, karşılık karşıt kişinin gelişmesine yönelik bir yorum yazması kod review yapılan kişi için iyi olacaktır. E, yani burada kastettiğim nasıl bir cevap? İşte burası böyle olmamış demektense burasını şu şekilde yaparsak şöyle bir etkisi olur demek daha doğru bir yorum olur. Yani burada kastettiğim aslında yaptığınız yorumun sebebiyle sonucunu birlikte verirseniz en azından kod yapılan kişi de bunun neden istendiğini, neden böyle bir yorum geldiğini rahatça anlayabilir ve bunu aslında bir profesyonel olarak düşünebilir. Ama bu böyle olmamış işte burada farklı bir yöntem izleyelim demek aslında çok doğru bir yorum olmaz gibi geliyor bana. Yani yorum yaparken kodrevi incelerken kibar ve nazik ve karşı tarafının gelişmesine, projenin iyileşmesine yönelik doğru düzgün yorumlar yapmak gerekiyor. Kodrey okuyan kişi içerisinde bunun tamamen profesyonel bir e, yorum olduğunu, kişisel olarak asla algılanmaması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bu konuyu da bu şekilde sonuçlandırabiliriz. ya Genel olarak kodreyin ne olduğundan, işte su yöntemlerinden ve aslında e, nasıl yorum yapılması gerektiğine kısaca bahsetmeye çalıştım. Tabii ki atladığım kısımlar illaki vardır. E yine bu konuyu hakkında sorularınız olursa yorumlardan bana iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.